Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok ilginç bir durumdan bahsedeceğim. Bir tane muhabbet kuşum var. Albino erkek. Yaşı da bayağı bir ilerledi. Halen daha yavru vermeye devam ediyor. Bir kuş Allah'a şükürler olsun ama bir huyu belirdi bunda. Belirdi. Bu arada yemliklere bakan sizi hep yamuk yumuk duruyor. Neden? Çünkü astım kafesleri takımlarca ucunu kaldırıyor. Ya düşürüyor gördüğünüz üzere. Ya da bu şekilde yamuk kalıyor. Şu an ona dikkat ettim. Şimdi arkadaşlar bu albino erkeğimiz şu anda salmada, size göstereceğim ama elime alırım o sırada işte o nöbetleri tutar diye göstermek istemedim. Video esnasında göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu erkeğimizde bir huy belirdi. Yaşı ilerledikçe mi artık bilemiyorum. Artık bu huydan kaynaklı mı yoksa hani korkudan kaynaklı mı bilemiyorum. Yani değişik bir şey, siz de zaten göreceksiniz. Elimde sanki hayvan böyle kalp krizi geçiriyor. Nöbete giriyor resmen, böyle garip garip hareketler yapıyor, kasılıyor falan, böyle bir epilepsi krizi gibi bir şey. Bakıyorum hiçbir şey yok, gördüğünüzde gayet sağlıklı. Şimdi dişini falan yavrudan ayırdım. Ha bakın bu erkek. Bak yine dişinin peşine koşuyor, görüyor musun? Yaşı da var, üretim halen daha uygun. Gayet de bakımı bitti, şu an suya girdi. Aşırı bir yaşı yok, onu söyleyeyim ama yine tabii ki de haklı sayılır bir yaşa sahip diyebilirim. Şu anda yani bu oğlum şöyle söyleyeyim, bir iki sezon daha götürür. Allah'ın kısmet eder, bir ömrü uzun olursa tabii ki de. Bir iki sezon daha götürür diyebilirim. Şimdi ben yakalayacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kafes içerisinde benim onu elime alacağımı anladıktan sonra bu hayvan bir triplere giriyor. Benim ona zarar vermediğimi anlayınca da eski haline dönüyor. Artık numara mı yapıyor yoksa gerçekten bilinçsiz mi yapıyor bunu, anlayamadım. Birazdan siz de görürsünüz. Çok ilginç bir olay. Ben üretim hayatım boyunca senelerdir üretim yaparım. İlk defa böyle bir şey denk geldim. Ciddi anlamda çok şaşırtıcı bir durum. Bakalım şimdi göreceğiz. Ben de merak içerisindeyim. Bakalım bu kafesi yapacak mı? Çünkü arka kafeste ürüyorlardı bunlar. Dişi yavrulara biraz o kafa tüylerini falan yoldu diye aldım. İkisini beraber ayırdım buraya. Bakalım ne olacak yani. Yine aynı şekilde bu kafeste de yapacak mı? Hemen bir izleyelim. Evet arkadaşlar, başladı bakın. Tamam. Resmen nöbet şekline bakın, kasılıyor böyle. Tamam. Sakin. Ben artık huyunu çözdüm bu arada bunun. O yüzden şey yapmıyorum, endişe etmiyorum. Bakın ayakları resmen böyle kasılıyor. Şimdi elimde duracak, kaçmayacak. Kendine gelmeye başladı. Öyle birkaç saniyeli böyle nöbet tarzında kasılmaları oluyor. Elimi aldıktan sonra yapıyor bunu. Sonra bayağı böyle bir sakinleşiyor. Çok ilginç bir durum. Ben gerçekten üretim hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Bakın şu an yatıyor. Gayet iyi. Ayılma evresini diyebilirim bak. Tamam. Bakın normalde hayatta buna müsaade etmez. Ayakları falan bayağı kasıldı. Şimdi ben bunu salmaya bıraksam salmada uçamaz bile. Dengede bile duramaz. Birazdan kendine gelmeye başlayacak. Hareketleri daha böyle seri olmaya başlayacak. Zarar vermediğini görüyor. Evet, toparlanmaya başlıyor şu an. Bu bir numara mı? Yoksa bilinçli şekilde mi yapıyor? İnanın çözemedim de. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye denk geliyorum. Az önce ısıran, İlk aldığımda ısıran, parçalayan kuş şu anda gayet sakin bir şekilde. Evet, kendine gelmeye başladı. Tüylerini düzeltti. Geldim kendime diyor. Bakın şimdi bırakacağım çineye. Bak kaçmıyor. Şu an etrafına bakıyor ne oldu diye. Yavaştan refleksleri yerine gelmeye başlayacak. Ve bu kuş böyle arkadaşlar. Bunu ben bir saat sonra geleyim, yarım saat sonra geleyim, 10 dakika sonra yapayım, yine aynısı olacak. Yine böyle bir kasılmaya başlayacak. Bakın halen daha kaçmadı. Seviyorum, halen daha kaçmıyor. Gidemiyor çünkü, çok sersemledi. Ben bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Bilinçli yapsaydı eğer böyle bir şey yapamazdı ama hayvanda da anlık bir korkuyla böyle kasılmalar oluyor diye tahmin ediyorum. Çok şaşırtıcı yani. Ben dediğim gibi üretim hayatım boyunca ilk defa bir şeye denk geldim. Bunun bir tedavisi yok, onu söyleyeyim. Yani böyle bilinmiş bir tedavisi yok. Hatta bunu ben şu anda kime söylesem adamlar bir şaşırır, der ki yani hani ne alaka, böyle bir şey mi var falan diye. Ancak böyle videosunu gösterip kanıtlamam gerekiyor. Bakın çineye götürüyorum. Çıkmıyor, görüyor musunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Yani bu kuşun şu anda burada elimde durmasının imkanı yok. Geç bakayım oğlum. Bak.
Ancak getir kendine. Gel. Evet, şimdi daha yeni uçmaya başladı. Kendine gelmeye başladı. Şimdi ben bunu tekrar bir elime alayım. Aynı krizi geçirecek. Evet, elime aldım. Şu anda herhangi bir kriz başlangıcı yok. Ama yine böyle bir sakinleşme, sersem sersem etrafa bir bakmalar var. Yani ısırması bile ısırma değil. Evet, yine sarının bir kasılma başlayacak. Çok garip, yani çok ilginç. Ben ilk defa böyle bir şeye denk geldim. Çok ürkek hareketleri var. Isırması ısırma değil, bilmiyorum fark ettiniz mi? Normalde ısıran kuş ne olur? Saldırır. Ya orayı bırakmaz ya da kaçmaya çalışır. Kaçmaya çalışmayıp ısırmaya çalışıp bırakması da çok garip. Bak, ısırmaya çalışıyor ama ısıramıyor da. Kaçmıyor da. Değişik bir şey yani, bak. Çok ilginç. Yani ben ilk defa dediğim gibi böyle bir şeye denk geliyorum. Hayatımda da daha öncesinde hiç böyle bir örneğe rastlamamıştım. Ama bak yine kaçmayacak. Çok ilginç bir nöbet şekli var yani. Bu hayvanın böyle bir krize giriyor gibi bir şey. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye denk geldim. Bak şu an gayet refleksleri yerine geldi. Aha düştü. Daha, halen daha sersem. Yani şöyle söyleyeyim. Anlık bir bayılma gibi düşünün. Hayvan sanki bir bayılıyor. Sonra kendine geliyor böyle kasılmalarla. Hani böyle epilepsi krizinde, sarı krizinde insanlar belli bir nöbet yaşar. Bu nöbeti rahat bir şekilde geçirmesini sağlarız. Nöbetini geçirdikten sonra bir uyanma evresi olur. Yani çevresinin farkına varamama evresi olur. Bu da aynı o şekilde. Nöbet geçiriyor korkudan. Sonrasında uyanma evresi oluyor, rahatlıyor. Kendini bir bırakıyor. Yeni yeni böyle refleksleri yerine gelirken de ne olduğunu farkına varmadan sersemliyor. Aynı o şekil. Ben ona benzettim bunu ve gerçekten birebir benziyor diyebilirim. Çok şaşırtıcı. Yani bilmiyorum, üretim hayatınızda hiç böyle bir şeye denk geldi mi? Bak uçuşu bile sersem hayvanım. Yani öyle dengeli uçamıyor. Ciddi manada beni şaşırttı diyebilirim. Hiç beklemezdim böyle bir şey. Ciddi manada beklemezdim. Şu an inanın hani acaba diyorum, yani bu kuşta gerçekten böyle bir problem var mıydı? Yoksa belli bir yaştan sonra mı belirdi? Ya da hani bunu yaşayan var mı? Ya da bir çözümü var mı? Ki zannetmiyorum, çözümü yoktur. Yani ciddi manada ben bayağıdır bu durumu yaşıyorum bu kuşta. Sadece bugün özel değil. Alıyorum elime, kafesten salmaya mı atacağım? Kasılmalar başlıyor, sakinleştiriyorum, kendine getiriyorum. Salmaya koyuyorum, görmeyecekleri şekilde. Çünkü sersemken genelde vururlar hayvanlar. Salmaya koyuyorum, salmadan alacağım, eşe mi atacağım? Kasılmaya başlıyor, alıyorum, kafese koyuyorum sakinleştirip. Kafeste arkadaşlar kendine geliyor. Ondan sonra tekrardan eski halini alıyor. Bakın şu an halen nasıl sersem. Bilmiyorum, farkında mısınız? Bak uçuşu bile normal değil bu hayvanın. Ki bu bende ömürlük kalacak. Yani ömrünün sonuna kadar ve benim ömrümün sonuna kadar bu bende kalacak. Hiçbir şekilde ben bunu vermeyi düşünmüyorum. Çünkü benden bu halini erkeği isteyen vardı. Ben böyle bir probleminin olduğunu bile bilmiyordum. Bakın orada vuruyorlar. Sersemlediğini fark ettiler çünkü. Ben bu arada dediğim gibi yani bunu benden istediler. Ben bu problemin olduğunu farkına bile değilim. Vermek istemedim. Hani hem yaşı ilerledi diye yaşlı bir kuş vermek istemedim. İyi de olmuş. Çünkü alan kişi memnun kalmayabilirdi bu konuda. Ama gerçekten hani benim için çok çok özel bir kuş diyebilirim. Hayatımda ilk defa böyle bir kuşa denk geldim. Bak bak, bir o vuruyor bir o vuruyor. Ah oğluma. İstemiyorlar mı seni? Bu arada yavaştan kuşlara da eşe atmanın zamanı gelecek arkadaşlar. Son bir ağız belki alırım. Hazirana kadar bu kuşlardan bir yavru almak zorundayım. Şu erkeği belki nereye? Şu 26 numaraya kaydırabilirim ya. Çünkü onların dişisi yatkın, anladınız mı? Yani hani bu eş durumlarına bunlar yatkın. Yuvalığa her türlü alışıyorlar ama bu tarafa özellikle sıkıntılı takımları koymak zorundayım. Bu arada bu takımlar harbi çok iyi. Şu iki takımı vereceğim arkadaşlar. Bildiğinizde ekipmanlı şekilde. Ya bunlar ekipmanlı da, bunları yumurtlayana kadar ekipmansız aldınız aldınız. Yoksa ekipmanı vermek zorundayım. Çünkü yani yumurtladıktan sonra çok zor. Yumurtasıyla beraber al, kaydır, götür. Son yerinde yatmasın, boşuna paran ziyan olsun. Yani hani bunları yaşamaktansa ben size söylüyorum. Yumurtalı takım alıyorsanız komple ekipmanını alın, kafanız rahat olsun. Yani verin 3-5 kuruş fazla.
Seni fakir etmez ama aldığın kuştan en azından hevesini alırsın. Yani ben açık söyleyeyim, kendim de aldığımda böyle düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Ben hangi takımı o şekilde aldım? Nerede ya? Heh, hatırladım bir dakika. Bir oraya bir buraya. Bir bunu arkadaşlar, bir de dişisini. Nerede o? Benim felaket. Evet, şu arkadaki. O onun dişisi. İkisini beraber aldım. Aldığım adam üretimi bırakıyordu. Bana kafesiyle, yuvalıyla, her şeyiyle verdi. Aldım, koydum. Yumurtasına da yavrusuna da bakmaya devam ettiler. Ve gayet de güzel baktılar. Büyüttüler, yeme düşürdüler. Yavruları verdik, sonrasında tekrardan koşturuyoruz. Tekrar derken hayvanların düzeni bozulmadı. Yani genelde kafesi verdiğim takımların düzeni bozulmuyor. Ama kafesiz verdiklerimde inat edip alan kişilere de söylüyorum. Lütfen hani bunu yanlış anlamayın. Yani sizin bir inadınız hayvanı kuluçkadan soğutur. O hayvan yatmaz. Yani yuvalıyla alıyorsunuz. Koyuyorsunuz farklı bir kafesi, farklı bir yöne. Bazen hani onda bile hayvan afallayabiliyor. Size tavsiyem, yumurtalı yavrulu takım alıyorsanız aynı kafesiyle olduğu gibi üzerini örterek alın. Yoksa başka türlü olmaz. Bu arada bunları ben yuvaya girerken gördüm ama hadi inşallah. Yuva hazırlığı var gibi ama çok istiyorum ya. Bunların bir tane yavrusu çıktı biliyorsunuz. Devamını da görmek istiyorum. Hayırlısı Allah'tan. Bu arada bunlar ne durumda ya? Vallahi artık sinirimi bozmaya başladılar. Dişiyi ben birazdan ayıracağım salmaya. Bunlar biraz devam edebilir. Şu oğlum tek, ona ben atacağım dişiyi biliyorum dediğim gibi. Biraz daha süresi var, kendini toparlasın. Bunlardan olumlu gelişmeler var. Bu oğlum zaten tek, biraz dinlenecekler. Bir iki hafta falan bir dinlensin, sonra yaza zaten genişçe bir dinlenme sezonu olacak bizim için. Yazın ne yapacağım hemen onu da ufaktan size bir çıtlatayım. Bu videoyu da böyle sonuna kadar izleyenlere özel bir şey olsun bu. Arkadaşlar bu büyük salmamız var biliyorsunuz. Ben buradaki kuşların hepsini alacağım. Buraya toplayacağım. Şimdi neden yapıyorum bunu? Bu kafesin arkadaşlar bütün soydukları, mesela bakın teller galvenizdi, benim hatam sebebiyle galveniz aldık, unuttum ben söylemeyi. Boyayacağım bunları tekrardan özel bir boyayla. İnşallah bundan sonra çıkmaz. Güzelce temizleyeceğim, bir dezenfekte edeceğim. Yani kafesin burasına bile bırakabiliyorlar boncukları. Güzelce bir temizleyeceğim. Buraya floresan sistem takacağım. Floresanı takacağım arkadaşlar. Modüllet bunlara gitmedi. Bunlar modülledin anasını ağlattılar harbiden. Yani hani böyle bir şey yok ya. Bütün gün bunun üzerinde sallanıyorlar. Özellikle şu albinolar. Bunlar çok fena. Bu üzerinde sallanıyorlar arkadaşlar. Mahvettiler. Kendileri de ışıksız kaldı zaten. Gün ışığından faydalanıyorlar. Ayrıca üretimde eksik kalan benim çizimlerim vardı. Bazı sebeplerden dolayı yapamamıştım. Onları yapacağım. Bakın kuş çizimleri üzerinde var. Ama henüz bitirebilmiş değilim. Onların kalıpları halen daha duruyor. Onları işte bir boyayacağız. Ondan sonra zaten üretimhanenin boya işi bitiyor. İşte boyasını tazeleyeceğim. Bütün takımlarımı şu iki kafese toplayacağım ve o süreçte arkadaşlar bu kafesin bakımını yapacağım, temizliğini. Bu da bittikten sonra, bitti mi bu? Bunu bittikten sonra arkadaşlar tamamen kuruduktan, boya kokusu gittikten sonra bütün kuşları alacağım, buraya atacağım. Tabii ona göre ayrıştırmaları da yapacağız. Üstüne falan kafes koymayı düşünüyorum şu an için. Tabii belli değil. Kafesleri koyacağız. Bütün bu kafesler çıkacak arkadaşlar dışarı. Önce yuvalıklar temizlenecek, kenara kaldırılacak. Daha sonrasında kafesler kaldırılacak, demonte hale koyulacak. Yavru olmayanlar. Zaten tavalarımın hepsi temiz, onların hepsini koyacağız. Ardından kuşları çektiğim salmaları temizleyeceğim. Yemlikler, kuluklar, kafesler, kumluklar, her şey sıfırdan tertemiz olacak. Ona göre arkadaşlar kendimi ayarlama sağlayacağım. Yani yenilenecek ne varsa, yeni sıfırdan gaga taşları yapacağız. Biliyorsunuz kanalımızda da gaga taşı videolarımız var. Ben gaga taşlarını sezonlu kullanıyorum. Bazı takımlara yetiyor, bazılarına yetmiyor. 2-3 defa değiştirdiğim takımlar var. Hani gaga taşlarını bitiriyorlar arkadaşlar. Bakın bunlar bitirmiş. Bunlar bitirmiş. Bakın kömürlü olanı görüyor musunuz? İçinden yedikçe kömürler çıkıyor. Bu gaga taşını arkadaşlar öyle her yerde göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Çünkü kimse bu şekilde içine dolu dolu koymaz. Ben size yaptıklarını söyleyeyim. Gıda boyası. Kömürlü dediğinin içinde siyah gıda boyası var. Ben size açık net söyleyeyim size sırrını yani. Ben de bir satıcı olaraktan gıda boyasını
koyuyorlar. Ben ne yaptım arkadaşlar? Kömür var ya kömür. Onu öğüttürdüm. Bildiğiniz öğütücü de. Onu öğüttüm. Ardından şeye koydum. Neydi onun adı? Bu suyla karıştırdım. Az bir şeyle alçıyla. Güzelce onu böyle bir kıvama getirdim. Ondan sonra bir gaga taşının içine döktüm. Yani şey gaga taşının alçı sıvasının içine döktüm. Ve o harcı güzelce dolduraraktan yeni gaga taşlarımızı yaptım. Hani o kadar özen gösterdim ki kirliler olsun diğer şeyler olsun hepsini öğüterek yaptım ve içinde tozları var. Kil tozu var. Yani normalde kil tozu katmazlar. Bordo gıda boyası katarlar. Ondan sonra siz de dersiniz ki kirli aman gaga taşı yediriyorum ben kuşlarıma. Hadi canım nerede kirli? Gerçekten doğal kirli yapan var mı bilmiyorum. Bakın bizimkilerden şöyle göstereyim size. Biraz dik olacak ama kameranın. Görüyor musunuz? Kil fışkırıyor. Yani böyle gaga taşını da her yerde bulamazsınız ben size söyleyeyim. Bunlara mesela taktım. Bir tanesini bitirdiler. Diğeri burada görüyor musunuz? Neredeyse bitmiş. Pardon. Neredeyse bitmiş bakın. Birini bitirdiler diğeri bitmiş. Bu da bir haftaya iki haftaya kadar çıkmaz. Daha takalı da 3-4 gün falan oldu. Yani hayvanlar gerçekten felaket derecede tüketiyorlar bunu. Çok da beğeniyorlar diyebilirim. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu ilginç durumla sizle karşılaştığımı bilemiyorum ama karşılaştıysanız yorum kısmına tecrübelerinizi bırakabilirsiniz. Beğenmişseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.